Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi çalışanları 50. kök hücre naklini pasta keserek kutladı. Şimdi hep birlikte, önce 51.yi kesmek şartıyla değil mi? 51.yi yapmak Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen programa katılan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın, buradaki konuşmasında Türkiye'nin sağlık alanında ciddi atılımlar yaptığını söyleyerek Gaziantep'in sağlık turizmi konusunda önemli bir rol alacağını söyledi. Sağlık ihraç etmemiz lazım artık. Hasta çekelim, yapalım. Bu önemli ustalık işidir. Usta başka bir şey. Bu her alanda sizin mesleğiniz ustalık isteyen bir meslek, ince bir meslek. Bence bunu beraber yayalım. İşte size CEO, işte başhekim, işte yardımcısı, ekibi. Yani bu ekiple ben hep futbol mantığı veririm. Bu her maçı alırız biz yani, iyiyiz yani. Bunu motive etmek için de söylemiyorum. Gelin hep birlikte Gaziantep'e bizim hedefimiz var. Gaziantep'i sanayi merkezi dışında sağlık merkezi yapmak istiyoruz. Kök hücre naklinde bölgenin ilk ve tek merkezinin Gaziantep'te bulunduğunu belirten Rektör Özaydın, Gaziantep'in sağlık alanında dünya çapında bir merkez olabilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Türkiye'nin üstün olsun, Orta Doğu'nun olsun, her türlü işi yapalım, sağlık merkezi olsun. Önceliğimiz Gaziantep'ten bir kişinin ama bir kişinin Adana'ya dahi gitmesine gönlüm razı. Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sinan Akbayramsa yeni çocuk hastanesinin devreye girmesiyle yatak sayısının 9'a yükseleceğini söyledi. Şu ana kadar çok sayıda hastaya umut olduk. Bunların içerisinde lösemi hastaları, talasemi hastaları, fankoneoplastik anemili hastalar, bazı immün yetmezlikli hastalar bulunmakta. Şu ana kadarki hizmetimizi 4 yataklı bir serviste veriyor idik. Bundan sonra yeni çocuk hastanemizin devreye girmesiyle bölgemizdeki 4 yataklı olan kemikli nakil ünitesi yatak sayısı 9 yatağa çıkacak. Konuşmaların ardından kesilen pastayla 50. nakil kutlandı.